sıra gelmiş. de ben Nasuhi abiye dönüyormuşum direkt size hiç söz hakkı <laughs> <laughs> buyurun hocam. Buyurun hocam. Ya bir kere önce Ankara'dan bir başlayalım. Ankara'da Mansur Bey'in bu sizin kanalınızdaki konuşmasını bir parçasını Şükrü Bey'le dinledik. Bu arada tabii ki sadece evet. Ankara'daki seçimi Mansur Bey'in davranışları onun o olumlu davranışları değil. Bir kaçıldığımız bir nokta var. Millet hizmete bakar yani. Şimdi Mansur Bey bir önceki seçimde ne vaat etti? Bugün ne yaptı? Yani bu yerel seçim önemlidir. Epeyce de yerel e, yerelle ilgilenen birçok e, görev almış, bu yönde çalışmış biri olarak yani Mansur Bey'in e, vatandaşa veya diğer kişilerle olan davranışından çok yaptığı metroya bakar, yola bakar, işte yağan yaşlarda Ankara başkentin maruz kaldığı duruma bakar. Bu arada da tabii ki bir de rakibine bakar. Tamam Mansur Bey bunları tamamını yapmamış ama acaba diğer vereceğim kişi bunları yapar mı? E Turgut alt nokta altını çizerek yani son derece belediyecilikte tecrübeli aynı zamanda büyükşehir belediyesinin de bir meclis üyesi olarak. 5 yılı en iyi şekilde gözlemiş. Kendisi Keçiören Belediyesi'nde büyük başarılara imza atmış. Onun da halk üzerindeki karşılığını birazcık Keçiören'le ilgisi olanlar, orada oturanlar, farklı görüşteki insanlar bile ne kadar çok dokunduğunu ve yaptığı hizmeti görürler. Yani dolayısıyla burada bir de en çok yani yine bir altı çizilecek konu ya işte Mansur Bey çok önde. Peki o zaman genel seçimlerden daha bir yıl olmadı. O zaman da Kemal Bey öndeydi. Yüzde 60 kazanıyordu. Ne oldu? Demek ki yani seçimlerin sonucunu almadan bu tip tahminlerde bulunmak seçmeni yanıtmak gibi bir durum olur. Ben şimdi size çok net söyleyeyim. Bir Şükrü Bey'in kime oy vereceği belli kullan. Benim belli. Bir de ama gerçekten kararsızlar var. Esas o kararsızlar seçimin sonucunu belirleyecek kararsızlar da yani işte bana Mansur Bey seçilirse bana nasıl davranır, Turgut Bey nasıl davranır? 10 milyonlar, 6 milyon Ankara'da, İstanbul'da 16 milyon. Belki de 5 yıl içinde vatandaş yani 100 metre uzaktan bile karşı karşıya gelmeyecek. O neye bakacak? E işte bak benim ulaşım trafik işimi rahatlattı. Tamam helal olsun. İşte kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm söyleniyor muazzam bir rakamlara ulaştı. Bu hizmetlere bakacak. Bunlara da baktığımız zaman yani Ankara'dan devam edeyim. Turgut Altınok Bey'in çok hazırlıklı bir şekilde e, bu işe yani daha aday olmadan önce de yine belediyecilik tecrübesiyle önemli hazırlıklar yaptığını İstanbul'u şey Ankara'nın meselelerini mahalle bazında bildiğini ve bu yönde de e, Mansur Bey'e büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü Mansur Bey şu anda Başkan olmasının bir dezavantajı var. Yani yapılanlar, yapılmayanlar açısından e şeyin Turgut Bey için yok mu var evet. Keçiören'de onun yaptıkları yapamadıkları var. Dolayısıyla yani Ankara seçiminde e, böyle. Yani siz Ankara'yı da e, Mansur Yavaş için çok riskli görüyorum. Riskli ben görüyorsunuz. Öyle Neden mi? görüyorum? Çünkü yapılanlar, yapılmayanlar var. Bunun karşılığında bir Turgut Altınok gibi bir aday var sonuçta Turgut Bey bu konuda hazırlıklarını yapmış Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclislerinde bulunmuş işte Büyükşehir Meclisi'nin üyesi onun haricinde daha önce Mansur Bey'le yakın çalışıp bugün işte aday olanların açıklamaları var esas onların açıklamalarından ziyade Ankara'daki değerli vatandaşların yaşadıkları gördükleri var sonuç itibariyle yani baktığımız zaman Ankara'da seçimi, anket firmalarını eleştiriyoruz. Yani hakikaten genel seçimlerde çoğu tutturamadı ama tutturanlar da oldu. Bence ama en büyük anket kendi izlenimlerimiz. Ben bir Turgut Altınok Bey'le beraber bir çalışmasında bulundum. Orada gösterilen ilgiden acayip bir şekilde yani burada bir siyaset yapmıyorum. Etkilendim. Yani bugün Mansur Bey için sayılanların aynı özellikleri var. Bir de bir tarafta da belediyecilikte koyduğu büyük bir başarı var ve e, aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi için de yapmış olduğu önemli hazırlıklar var. Dolayısıyla yani e, Mansur Bey için tekrar Ankara için altını çiziyorum. Öyle bir kolay seçim olmaz. Kolay yani. olmayacak diyorsunuz. Yani yani anketler şöyle bakın bakın anketler sizin, ne şey sizin efendim sizin programınız biraz e, yani dün ben Mustafa Şen'in yayından da biraz takip ettim. E, Şimdi İstanbul'da çok başa baş olanlar var. Murat Kurumu bir puan önde gösteren, İmamoğlu'nu bir puan önde gösteren ya da evet. genelde İmamoğlu'nu birkaç puan önde gösteren anketler var. Abi yanılıyorsam siz beni düzeltin lütfen. Ama Hı -hı. Ankara'da durumu biraz daha farklı olduğu, Mansur Yavaş'ın Yavaş, pek pehin. çok ankette bir hayli önde olduğu. Yani işte ne bileyim 5 puan, 10 puan. Hiç öyle bir şey o, olamaz. Yani 5 puan 10 puan olması mümkün ama değil. Işte Mansur ben yavaş yavaş karşıda çıkabilecek, çıkabilecek de, en iyi. Böyle anketlerden paylaşılıyor. Yani bir de Ankara'da gerçekten çok güçlü bir adam. Şimdi biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı için yani tanınırlığı çok fazla. Ankara'da yaşayanlar tabii ki Turgut Bey'i de tanıyor. E Mansur Bey'in bir büyükşehir başkanı olma avantajı var. Bir düşünün bir önceki seçimi. E, Ekrem İmamoğlu Bey Beylikdüzü Belediye başkanı iken tanınırlığı %3 bile değil. E şimdi büyük şehir olunca bu avantaj var ama bu avantaj dezavantaja dönüyor. Bu sefer ne yapacaktı ne yaptı diye. Peki İmamoğlu bu, mu e, sizce daha avantajlı bu hususta bunu, onu, Mansur Yavaş mı? Orada ne düşünüyorsunuz? Burada mesela İstanbul için çok net çok bilgiler var yani. Bunları sayısal rahat açıklayabilirim. Ama şunu tekrar Ankara'ya açıklık getireyim. Ya biz bakın sizin programda bile bir saat oldu şunu ortak buradan çıkan fikir şu. Ankara'da Sayın Mansur Bey önde, İstanbul başa baş. Ben bir kere Ankara'da Mansur Bey'in önde olmadığı kanaatindeyim. Çünkü çok güçlü bir aday olduğunu söylüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman da Ekrem Bey'in burada büyük bir dezavantajı, yine aynı şekilde burayı çok rahat konuşabiliriz. 2019 yılında aday olduğu zaman işte İstanbul'un en önemli iki meselesi. Kentsel dönüşüm ve ulaşım trafik. E şimdi bir ulaşım trafik konusuna baktığımız zaman İstanbul'un şu anda bu kadar yılımı vermişim 43-44 yıl. CHP'li belediyelerde e de hizmet veren, proje yapan birisiyim. Ekrem İmamoğlu Bey'in belediyesine de mensup oldum. Üniversite olarak proje hazırladım. Yani ben söylemiyorum bunu İBB'nin kendi yoğunluk haritaları söylüyor. Uluslararası navigasyon şirketleri söylüyor. Şu anda İstanbul Türkiye dünyadaki en büyük 15 metropol içerisinde trafik sıkışıklığında birinci sıraya gelmiş. Yani artık pik saat 7.24 durumunda. Yani peki niye bu sıkışıklık devam etmiş? Çünkü bir taraftan talep artıyor, öbür taraftan kapasiteyi artıracak çözümler yapmanız lazım. Hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli. E bugün sizin yayından önce çok net yeni rakamları verdi Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uralıoğlu Bey. Yani diyor ki 47,5 kilometreye 8 kilometre metro ilave edilmiş. Daha önceki yönetimden devralınan rakamlar. E şimdi siz 5 yılda 8 kilometre metro yaparsanız bu artan talepler her gün artıyor yeni trafiğe çıkan. Şimdi İmamoğlu da diyor mesela Murat Ongun tweet atmış diyor ki biz sadece diyor Cumartesi günü Sancaktepe metro hattını açacağız işte orası sadece 15 kilometre. Ya bugün ben bugünkü rakam olarak Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın biraz önce başka bir kanalda söylediği 8.1 kilometrelik yani öncekilerin gerçekleşme yüzdelerine göre hesap yapılıyor. Hatta çok da hoşuma giden bir ifade kullandı. Ya dedi belki bu yöntemde bizim bir hatamız varsa söylerler 8-1 değil mesela. 9 çıkar, 9.5 çıkar. Orada şöyle bir hesap yapıyor. Daha önceki metroları yüzde kaç devraldı? İşte şu metro yüzde 70, yüzde 80 oradan buna göre uzunluğuna göre bir matematiksel hesap yaptığınızda bu çıkıyor. Yani 8 olmasın, 9 olsun, 10 olsun İstanbul'un 1000 kilometre bugünkü taleplerine göre metroya ihtiyacı var. İstanbul'un yeni yollara ihtiyacı var. Yeni akıllı kavşaklara ihtiyacı var. En gelelim en, en can alıcı bir şey kentsel dönüşüm. Şimdi kentsel dönüşüm Murat Kurum Bey 650 bin konutun dönüşmesi gerektiğini Murat Kurum olarak söylemiyor. Bu işin içerisinde çalışan çok sayıda bilim insanı, üniversiteler hesap yapmışlar bir olası depremde ne kadar binanın ağır hasar göreceğini, yıkılacağını bunu hesaplamışlar. Yüzyılın depremini yaşadık ülke olarak. E siz 650 bin konutu 5 senede dönüştürmeniz için yöntemi söylemeniz lazım. Bakın ben size burada da sizin kanalda bunu söyleyeyim. Ben dün ee, Başakşehir'de bir kentsel dönüşüm, 500 konut kentsel dönüşüm yapılmış. Orada kanalın ismini vermemde bir mahsur var mı? Orada bir kentsel dönüşümde belediyenin uyguladığı bir yöntemi anlatmak için oradayız. Ya burada e, seçim aracı yayını sabote ediyor yüksek sesle. Vatandaş işte bize orada, ben de yani şeyde de yer aldığı için sosyal medyada da bunu ki ya burada yapılan İş işte 650 bin konut ihtiyaç var. Orada eğer bunu Başakşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla bin konutu dönüştürmüşse bugün bu senede bunları teslim edecekse bu alkışlanır ya bu siyaset üstü bir olay. Dolayısıyla sizin peki 5 yıl içerisinde büyükşehir olarak dönüştürdüğünüz konuta baktığınız zaman işte yine bu rakamı ilgililer açıklıyorlar. 5000'in üzerinde rakam 650 bin 5000. E peki bu nasıl olacak dediğin zaman 650 bin gerçekçi bir rakam mı? Ben şöyle bakıyorum bir inşaat mühendisi olarak bakıyorum. 43-44 yılını bu işe vermiş. Ya 300 bin kiptaş diyor. Kendi yerinde dönüşüm. Yarısı bizden kampanyası vatandaşın yapacağı, belediyelerin yapacağı. Yani bu hedef yakalanabilecek bir durum. Ama bunun Beş. üzerinde durup buna göre organizasyon yapmanız lazım. Dolayısıyla da bu yönde baktığımız Şu zaman ikisi şöyle ikisi bir tamamlayabilir miyim? Düzeltmek tamam. isterim. Peki. Tamamlayabilirsem Lütfen, yani dolayısıyla İstanbul'un en önemli meselelerinde Ankara için de aynı şeyi söyledik. Ankara İstanbul'un bu meselelerinde de vatandaş diyecek ki kardeşim ben 5 yıl önce verilenlere bugüne bakarım. Bunun karşısındaki kim? Murat Kurum'a bakarım. O zaman o ...bakanlığında yaptıkları, daha önce yaptıklarına bakarım. Sonuçta Murat Kurum Bey'in, yani işte yüzyılın depreminde kendisi ifade ediyor. O kadar gece gündüz çalışma, o yüzyılın depreminde temelini attığı binaların sayısı... ...200 bin civarı binanın temelini atıyor. Bugün binalar yavaş yavaş teslim ediler bir hale gelmiş. Dolayısıyla vatandaş, özellikle de kararsız vatandaş, bütün bunları değerlendirdiği zaman... İşte bizim şu yayına başladığımız gibi İstanbul'da da başa baş olmadığını, Ankara'da da Mansur Bey'in ileride olmadığını bu bilgilerle, bu gerekçelerle paylaşmak istedim.